Buyur şimdi. Son ayımı özetleyelim Sayın Başkanım. Canın ne istiyorsan öyle. Şimdi ben eski bir bankacıyım. Ekonomiden çok iyi anlayan biriyim. Son 10 ay içerisine şöyle bir baktığımız zaman dolar 7500'den 18500'e gelmiş. Benim sattığım ürün 10 liradan 20 liraya çıkmış. Kiram tam 2 kat artmış. Çalışanlarımın maaşları sürekli sirkülasyon halinde değişiyor. Ben evim ekmek götüremiyorum. Yani bu kadar giderin arasında Sayın Maliye Bakanımız Nebati Bey diyor ki arkadaşlar gözlerime bakın. Ben gözlerine baktım, devrim döndü. Halk bakarsa nasıl yapacağız bunu? Ben çok merak ediyorum. Sayın Bakanıma diyorum ki Sayın Bakanım siz bir Maliye Bakanısınız ya, gözlerime bakın ne demek ya? Ya bir bakan benim gözlerime bakın diyebilir mi ya? Biz ülke yönetiyoruz ya. Hane yönetmiyoruz oğlum. Babacığım gözlerime bakar mısın? İlaveten Sayın Cumhurbaşkanım diyor ki benim belediye başkanlarım halkın içinde. Tam 11 aydır açtım. Sayın Hüseyin Keskin Bey şuradan ne olur ya bir gün Allah rızası için çık da. Ey esnaf bir sıkıntın var mı? Niçin Meral Akşener hanımefendi gelmiş, lütfetmiş, Allah razı olsun. Görelim. Siz niçin çıkmıyorsunuz ya? Siz benim belediyem, beldemin belediye başkanısınız ya. Ya Ahmet Mehmet değilsiniz, siz farklı bir insansınız. Ben 11 ayda dükkanımda Hüseyin Keskin Bey'i niçin göremiyorum? Sayın Cumhurbaşkanım buradan soruyorum. Hani sizin bütün belediye başkanlarınız halkından iç içe. İlaveten Sayın Genel Başkanım siz çok ciddi bir yük içerisine girdiniz. Bakın ben ekonominin dibini biliyorum. Şimdi 10 yıldır ağaç ekilmemiş. Ekilmeyen ağaçla velev ki yarın geldiniz kazandınız. Ağaç yok, meyveyi nereden alıp da bu 86 milyona vereceksiniz? Öyle ya. Profesyonel düşünelim. Ekilmeden, biçilmeden, üretilmeden 10 yıldır üretim yok Sayın Başkanım. Asgari ücreti artırdım. Asgari ücreti artırmadan ertesi gün her şey %35 arttı. Benim çalışana verdiğim paranın bir katma değeri kalmadı. Yani bunlar kabul edilebilir bir şey değil Sayın Genel Başkan. Lütfen gerçekten buna ivedi bir çözüm sağlamamız gerekiyor. Türkiye olarak. Şimdi ben sizinle konuştum. Lütfen şu bütün kameralar buradan dinliyor vatan hainiyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey zaten Türk vatandaşı olamadı. Ceza siz aynı şekilde. Ben 2016-2017 yılında bir günde 3 defa üst üste genel müdürlüğe toplantıya gittim. Ali Babacan Bey'in ekonomi bakanlığı döneminde. Çok ciddi bir ekonomi bakanıdır. Elle tutulur, gözle görülür. Yabana atılamayacak bir ekonomi bakanıdır. Bunların hepsi vatan haini. Vatan haini ise niçin parti kurulmalarına müsaade ediliyor? Niye hapiste değiliz? Yani öyle ya. Suçlu bir adam gider hapishaneye, cezaevine girer, parti vatan kuramaz. Vatan hainleri geziyor. Kuramaz lütfen, öyle bir dünya yok. Eğer vatan haini ise Ali Babacan Bey, ya mükemmel bir insandır Sayın eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Beyefendi. Ya adama yapılan ithamları sosyal medyadan ana sınıfı mezunları insanları lekeliyor. Bu kadar çirkinlik, bu kadar basit olmamalıyız. Sizler bugün buraya gelmişsiniz. Siz bizim genel başkanımızdan ziyade bizim büyük bir ablamızsınız. Siz bu memlekette bakanlık yaptınız, vekillik yaptınız. Sizin bir kıymetiniz, bir değeriniz var. Size oy vermiyor olabilirim. Ya bu, ya ben size karşı saygısız olamam. Buraya geldiniz, bak burası benim iş yerim. Siz benim başımın tacısınız. Sen de benim. Yani lütfen. Oy verip vermemek üzerine tanımlanamaz. Kesinlikle sevgili oy. Kardeşim. Çok yani. Ya ona göre, ya ona göre tanımlanamaz. Biz sizi ikna edebiliriz bütün siyasi partiler evet. Anlamında. Oylarınızı alırız, tamam, bu kızlar da dahil. Bana da öyle böyle baktın, sana seni seçtim. Dolayısıyla kim ikna edebilirse o alır. Biz ikna edemezsek diyeceğiz ki daha iyisini söylemeyiz, daha iyisini yapmalıyız. Sayın böyle bir mecburiyet yok.